Şirket Hanım hoş geldiniz. Merhaba Nazlı. Babam odada mı? Yok, dedeniz ve dayınızla toplantıda. Anladım. Ben bir personel klasörünü görebilir miyim? Birine bakacağım da. Kimle ilgiliyse ben yardımcı olayım. Gerek yok, ben hallederim. Peki. Buyurun. Sen bana bir kahve söyler misin? Tabii ki. Babacığım, arkadaşım Kemal'le bir kahve içeceğim. Yemeğe en fazla bir saat geç kalırım. Ne olur idare et beni. Seni çok 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 seviyorum. Bahar. Bahar kızım neredesin? Ne işi var? 40 yılda bir gelir lan buraya. Acaba ne için geldi buraya? Bizim mahallede ne arıyor ki? Birazdan anlarız kanka. Of kıza bak ya. Gel şunun bir ifadesini alalım lan. Aynen. Birine mi baktın abla? Kemal Kara'nın evi nerede biliyor musunuz? Kemal Kara. Şu yukarı mahallede değil mi de lan o? Ay yok oğlum, aşağı mahallede oturuyor ya. Tam neresi acaba? Ya abla sen boş ver bunu, boş ver. Ben sana göstereyim en iyisi. Gel sen benimle. Boş boş arama sen. Tamam, sağ olun. Eyvah eyvah. Kötü olacak, kötü. Evet, hem de en sevdiğinden limonlu. Moralin bozuk diye mi yaptın? Yok, kaç zamandır yemedik ondan yaptım. Bir de çaktırmamaya çalışıyorsun. Hadi hadi, gevezelik etme. Kek benden, çay senden fırla. İstediğin çay olsun annem benim. Hemen, hemen yapıp geliyorum. Daha çok var mı? Az kaldı abla, az. Çantam! Çant! Buraya gelin İmran! Çantam! Hop 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 hop! Nereye böyle fıstık? Ne diyorsun sen be? At
tarıldı gider hele. En sevdiğimizden değil mi abi? Ya yardım edin. Korkma güzelim. Eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Söyle bakayım yukarıdaki araba senin mi güzelim? Uzak durun benden. Ne dedin? Senin mi? Güzelmiş. Ama bundan sonra bizim. Anahtar alabilir miyim? Yardım edin. Yardım edin. Gel buraya kaçma güzelim. Gel buraya güzelim. Oğlum hafta sonu gidelim maça işte ya. Niye uzatıyorsun? Bak Yunus abiler de gelecek. Oğlum haftaya kim öyle kim kala. Bir hafta yiyorsun da bakarız. İyi kaçtım ben. Görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz. Eyvah. Eyvah. Ne haber lan gitti? Eyvah. Hadi gel. Kaç. Nereye oğlum? Hadi hadi hadi. Lan hadi. Git. Hadi ya. Koş koş koş. Koş. Yardım edin. Ya bırak. Kimse duymaz seni. Ver sol aktarı tadımızı kaçırma. Nasıl sallasın yenisin yavrum? Ya. Kızın mekanları bu kadar. İmdat kimse yok mu? Biz de zorla alırız. Ver sol aktarı. Ne oluyor orada? Sen konuşma Kemal. Kim? Bırak lan kızı. Bırak lan sen. Sen ne diyorsun lan? Ne lan sen? Aa burnumu kırdın. Ha? Ne oldu lan? Ne diyorsun lan sen? Yardım edin. İmdat yardım edin. Ha? Kaç lan kaç! Girin lan! Kaç lan kaç kaç! Aslan bas bas! Adam mısınız lan siz? Ha? Kemal! 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 Kemal çok korktum. Çok korktum, saldırdılar bana. Bir şeyler istediler. Tamam tamam sakin ol, geçti tamam. İyiyim. Dudağım, burnum! Tamam ya, yok bir şey, geçer. Senin ne işin var burada? Seni görmeye gelmiştim. Pat 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 pat. Ne oluyor oğlum? Pat güm 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 güm. Vuruyor 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 vuruyor. Kim kime vuruyor? Doğruyor sen nasıl şunu gittiğini. Kemal Ferdi. Kemal. Pata kütü çat pata kütü çat. Kemal çat. İyi mi? Kemal. Kemal. Gitme gitme. Şahit yaz hele. Oğlum. Şahit 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 yaz hele. Oğlum! Kemal! Hayır ben ne olduğunu anlamadım ki. Önce iki tane çocuk geldi, çantamı çaldılar. Sonra da bu adamlar çıktı karşıma. Arabanın anahtarını falan istediler. Tamam geçti artık, sakin ol. Hayır, yok Kemal ben duramıyorum. Çok korkuyorum. Ne olur gidelim buradan. Ya tamam korkma. Sıkıntı yok, ben geldim artık. Bir şey olmaz. Kemal! Kemal! Ay ne oldu sana? Kemal! Bak bakayım bana. Ay ağzım burnum mahvolmuş. Ay ne oldu çocuğum sana? Ay kahve içindesin sen. Yürü eczaneye gidelim yürü. Anneciğim tamam eczanelik bir şey yok, iyiyim ben. Neden iyi? Çocuğum ağzını burnunu dağıtmışlar. Yürü eczaneye sen yürü. Anneciğim iyiyim diyorum, yok bir şeyim tamam. Ne işin olur senin o uğursuzlarla acaba? Benim yüzümden. Ünlü iş adamı Cengiz Gökdeniz'den kızına 500 bin liralık doğum günü hediyesi. Ne oldu kızım sana? Çantamı çaldılar. Daha sonra da saldırıya uğradım. Neyse ki Kemal geldi de kurtardı beni. Ha, geçmiş olsun. Yürüyün eve gidelim. Hadi, hadi yürü. Yürü. Sen de gel kızım. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım öyle şey? Aa, sokakta kalacak halin yok. Hadi yürüyün, yürüyün çocuğum yürüyün. Hadi. Anne hadi. Tamam tamam geliyorum. Buyurun. Buyurun. Abla. Kahve.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abla, hadi biraz toparla sen de kendini bak. Hepimizi üzüyorsun. Yani hepimizi olmasa bile en azından birçoğumuzu üzüyorsun. Mehmet, bir şey söyleyeceksen yekten söyle. Böyle laf sokma. Merak etmeyin işte. Onun da vakti zamanı gelecek. Şey, akşam için özel bir şey ister miydiniz Şükran Hanım? Şu halimize bak. Baktığın zaman Allah'a şükür her şeyimiz var. Ama huzurumuz yok. Yazık bize be. Anne, ne öyle pişt pişt ya? Ben çocuk muyum? Ya, ha, çocuksun. Ne öyle dikilmiş böyle bakıyorsun? Ne yapayım, heyecanlandım. Ne oldu yine? Ay Şevkim, Cengiz Bey ile Mehmet Bey böyle bir anda birbirlerine giriyorlardı. Sonra Faruk Bey'in böyle yüzü düştü. Nasıl morali bozuldu adamın. Onlar, senin de bugün çenen düştü. Haydi yemeği hazırlayalım. Haydi. Bir ağız tadıyla anlattırmadınız şu olayı ya. Benim çenem düşsün. Siz böyle topluca kurtulun benden. Ver güzelim, ver sen bana. Anne, ellerine sağlık. Yine çok güzel olmuş. Benimki niye hiç böyle güzel olmuyor? Tamam. Anne değilsin. Anne olunca güzel olur. Haklısın anneciğim. Tamam anneciğim. Öyle olsun anneciğim. Kız, sen annenle alay mı ediyorsun? Hı? Yo, ben hiç annemle alay eder miyim? Ay. Ben seni amca öperim. Ay yapma. Ay, beni almak hiç dinliyor mu? Allah'ım yarabbim. Ay. Oh. Ne oldu anne? Tamam. İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Otur. Bahar, tamam. Hızlı kalkınca başım döndü birden. Emin misin? Kızım, tamam, üstüme gelme. Kötü olsam söylerim. Söylemez. Neyse, doktora gideceğiz zaten. Tamam. Sen nereden randevu aldın? Bizim buradaki hastaneden. Kerem diye bir doktor varmış, çok iyi. Ona götüreceğim seni. Tamam. Kolay gelsin bacım. Oğlum, yürüsenize. Geldik ya anne. Kolay gelsin. Gel çocuğum, gel yavrum. Gel, çekinme. Ya kusura bakma, annem böyle zorla çağırdı. Yok, iyiyim ben. Sorun değil, sağ ol. Kemal, gel sileyim anneciğim. Ver anneciğim, ben temizlerim. Olmaz öyle şey, kaldır kafanı sen, kaldır kaldır kaldır. Olur anneciğim, ver. Peki. Ay, ben hemen geliyorum. Anne, nereye gidiyorsun? Ay, geleceğim dedim ya. Ben şimdi temizleyeyim. Sen keyfine bak. Kızananı çağır. Niye? Kötü bir şey mi var? Kızananı çağır diyorum. Anne, Hafize abla geldi. Buyur Hafize abla. Nermin, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Konuşalım.
baş başa. Bahar kızım sen gir içeri. Ne bu Gizem? Ay başlatma kız Gizem'ine. Gir içeri. Aa. Kızım geç. Nermin. Ben bir halt ettim. Ne oldu Hafize abla, ne yaptın? Cengiz'in kızı Buket yok mu? Bizim mahalleye gelmiş. Birileri de ona bulaşmış. Kemal de dayanamamış, kavgaya tutuşmuş. Ben de onları görünce tuttum kollarından, doğru eve getirdim. Ay ne yapacağız biz şimdi? Ne diyorsun Hafize abla sen? Ne işi var o kızın burada? Bilmiyorum. Kemal'le arkadaşlar herhalde, soramadım ki. Olur mu hiç öyle şey? Nasıl arkadaşı? Nereden arkadaşı? Kız vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim sana? Ne yapsak? Nermin, Bahar'a sorsak mı? Başka nasıl öğreneceğiz zaten? Sakın bir açık verme, sakın. Tamam, tamam. Bahar, gel kızım buraya. Ne oldu? Sen bu Buket Gökdeniz'i tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Lansmanda tanış. Nerede tanıştın, nerede? Şey, hani ben geçen kına gecesine gidiyorum demiştim ya. Aslında bir davete gitmiştim. Kızım sen bana yalan mı söyledin? Anneciğim doğruyu söyleseydim gece gece orada ne işin var deyip kızıp üzülecekti. Şimdi üzülmedin mi? Ay, içime fenalık geldi. İçmeyi bırakın be. Bahar. Bu Buket'le Kemal nereden tanışıyor bakayım ha? Kemal de beni yalnız bırakmak istemedi o gece. O da geldi. Orada tanıştı Buket'le. Neden? Ne oldu? Kız şimdi bizim evde de onun için şey ettim. Yok artık. Niye? Ne yapıyor burada? Ay ne bileyim ben. Kemal kız için kavga etmiş. Ben de tuttum kollarından getirdim. Kavga mı etmiş? İyi mi şimdi? İyi. Uf, kim bilir ne yaptı yine taş kafa. Anne hadi gel bakalım bir Kemal hadi. Kızım tamam, Kemal iyiymiş, sonra bakarız tamam. Anne duymadın mı, kavga etmiş. Hadi gel anne hadi. Ya ben istemiyorum o kızı görmek. Zaten dayısının nasıl bir adam olduğu belli. Ay Nermin kız duyacak. Ay, sus. Kızın ne suçu var ki? Hem ben Buket için değil Kemal için gidiyorum. Hadi anne hadi. Hadi Nermin kusura bakma. Ne oldu? İyiyim, iyiyim ya. Çok önemli bir şey yok. Yani geçer hemen. Sen iyi misin? Yani daha iyiyim. Ya Kemal ben çok teşekkür ederim gerçekten. Sen olmasaydın... Yok canım, kim olsa aynı şeyi yapardı, önemli değil. Yok, kim olsa aynı şeyi yapmazdı. Ya en azından benim hiçbir arkadaşım benim için böyle bir şey yapmazdı. Geçin, geçin. Dudağını patlatmışsın. Yok bir şey ya. Nasıl bir şey yok taş kafa? Acıyor mu? Acımıyor. Ne oldu yine? Sen boş yere kimseye dalmazsın. Ya benim yüzümden. Merhaba, tanışmıştık lansmanda. Hatırlıyorum, merhaba. Hadi artık ben çay demleyeyim. Oturun siz de. Ay ben şey, filtre kahve alabilir miyim? Kahve. Filtreli. Tabii hemen yaparım ben. Bahar, gel anneciğim sen bir anne mutfağa. Ya gelsene sen. Ayakta kaldık, oturalım. Bahar, kız filtreli kahve dene. Filtreli değil, filtre kahve. Bir kahve çeşidi. Zengin işi yani. Hani sen bir ara bir yerde çalışmıştın da sana vermişlerdi o kahveden mi? Yani evet. Duruyor mu kız o? Duruyor, duruyor. Ay hadi git al gel. Şimdi kıza yok demeyelim, ayıp olmasın ha? Tamam, tamam. Şunu da alsana. Hadi anneciğim. Alev Hanım. Buket Hanım ne zaman gelir acaba? Kıyafetleri geldi de kuru temizlemeden odasına yerleştirelim mi? Buket'in programını Cengiz bilir. Öyle değil mi Cengiz?
Siz girmeyin odasına. Buket eşyalarını kendi yerleştirir. Oğlum, nerede peki Buket? Kemal diye bir arkadaşıyla kahve içiyormuş. Mesaj atmıştı. Kimle? Kemal. Ya enişteki o. Sen niye görüşmesine izin veriyorsun enişte? Ya arkadaşıymış. Ya ne arkadaşı ya, lansmanda yanındaki çocuk. Ya hiç tekin bir tip değil o. Sen nereden biliyorsun onu? Ya biliyorum abla ya. Ya ben bir de uyardım Buket'i, görüşmeyeceksin onunla diye. Ne yapacağız şimdi? Gülfidan. Sen ne duruyorsun burada? İşin yok mu senin? Hadi. Yok canım, Buket yanlış bir şey yapmaz. Emin ol yapmaz. Al işte, telefonu kapalı. Çekmiyordur, kapatmaz telefonunu. Dur kızım, telaşa verme hemen ortalığı. Annen haklı evladım. Sakin ol, birazdan yine ararız. Ay, yine kapalı baba. Ya yoldadır, geliyordur. Ömer. Nerede buluruz bu Kemal'i? Telli Kavaklı'da oturuyor. Tek bildiğim o. Telli Kavaklı. Buket'in ne işi var orada? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi peki? Alev, bir sakin ol. Herkese endişelendiriyorsun. Bari şimdi ne yapacağımı söyleme bana. Kızım ortada yok, görmüyor musun? Alev, kavganın sırası değil şimdi. Karışma bana anne. Buket, Kemal'le görüşeceğini söylemiş, telefonu kapalı, merak ettik. Bir bilgin var mı diye aradım. Buket burada. Hep birlikte Kemal'lerde oturuyoruz. Yalan mı söyledin bana? Hayır, yalan söylemedim. Kemal benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede büyüdük. Altlı üstü oturuyoruz hala. Tamamdır, teşekkür ederim. Yok ya, böyle olmayacak. Bir şey yapmamız lazım. Polisi arayalım. Yok abla, polise gitsek bekleyin diyecek. Enişte, biz mi aramaya çıksak acaba? Tamamdır. Ben de geleceğim. Alev, otur oturduğun yerde. Biz gideriz. Burada böylece bekleyemem. Alev, sana otur dedim. Ben de geleyim oğlum. Belki bir faydan olur. Baba, biz hallederiz. Emin misiniz? Eminiz baba, eminiz. Biz hallederiz. Enişte, çıkalım. Hadi. Beni habersiz bırakmayın. Ben de, merak etme sen. Mehmet, çek sağa. Sağ ol. Ne oldu enişte? Mehmet, çek sağa. Tamam, işte çektim. Ve
bekle beni. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun ki? Oğlum dikkat et ya. Bak bu kaçıncı kıracağım kafana ha. Tamam dedem, merak etme. Merak etmeymiş. Ulan sen varken nasıl merak etmeyeyim? Ha? İliksiz. Her hareketin yürek çarpıntısı. Ne istiyorsun kızımla? Hayırdır abi, kime baktın sen? Sus lan! Genco, geç sen oğlum. Geç içeri. Niye geldin lan sen gene buraya? Ha? Bir derdin varsa benimle uğraş. Kızımı rahat bırak. Lan ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin? Ben sen miyim arkadan dolaşacağım hani? O zaman o Kemal denilen dingil niye kızımın peşinde dolanıyor? Ne bileyim ulan, git kendine sor. Bana ne soruyorsun? Soracağım tabii. Zaten onun adresini öğrenmeye geldim buraya. Ne yapacaksın adresini? Gidip yakasına mı yapışacaksın? Ne yaptı sana çocuk? O çocuk bugün kızımla kahve içecekti. Kızımın telefonu kapalı. O kız böyle bir şey yapmaz. Sen şu çocuğun adresini ver bana. Cengiz! Cengiz! Lan oğlum anlamıyor musun? Kemal kimseye yanlış bir şey yapmaz dedim. Anlamadın mı? Madem bu çocuğa bu kadar güveniyorsun, adresini niye vermiyorsun? Vermiyorum lan! Vermiyorum! Baba beni delirtme! Lan delirsen ne yazar? Delirsen ne yazar lan? Abi? Senin ne işin var burada? Lan hadi yürü. Abi. Lan dur, ne abisi? Ne abisi? Abiymiş. İşte. Babandı değil mi? Mehmet bu çocuğun evi nerede? Sen dükkandayken öğrendim. Şurada ilerleymiş. Hadi. Abim neden gelmiş baba? Yani bir şey dedi mi sana? Keşke bir dur deseydin ya. Ya rahat rahat bir konuşsaydık baba. Ne konuşacaksın lan? Ne konuşacaksın? Hadi söyle bana. Kaç kere kapısına gittin? Yüzüne bile bakmadı. Bilmiyor muyum zannediyorsun bunları ben? Ya bir de dursaydı, konuşsaydık falan diyorsun bana. Ulan babasıyla kardeşini terk eden de ben ne konuşacağım ha? Ne konuşacağım söyle? Öyle de baba. Başka da hiç kimsemiz yok ki. Çok yalnızız be baba. Çakallarla oturup kalabalık olacağıma aslan gibi yalnız olurum daha iyi. Kesin kötü bir şey oldu. Buket'in başına bir şey geldi kesin. Evladım ağzını hayra aç. Tamam otur biraz kızım hadi. İyiyim ben. Baba ya Buket'e bir şey olduysa ben yaşayamam, yapamam yani ben. Evladım ortada fol yok, yumurta yok. Yalvarırım bir sakin ol. Olamıyorum işte. Kızım ortada yok. Cengiz de telefonunu açmıyor. Bu kayıp olaylarında ilk saatler çok önemliymiş. O saatler bulunmayınca bir daha da bulunmuyormuş. Sabah haberlerini izlemiştim. Ne dedin sen? Ha, affedersiniz. Bir daha söylesene. Alev sakin ol kızım. Ne dedin sen? Amca ne oluyor? Sen onu Gülfida'na soracaksın. Konuş hadi. Konuşuyordun ya az önce. Alev sen lütfen gel aşağı inelim ya kızım. Gel. Hemen topla burayı. Çabuk. Çabuk.
Bülbül filan. Ah, ne yaptın sen yine? Size de zahmet verdim. Aa, olur mu evladım öyle şey? Ne zahmeti? Yani başımızın üstünde yerim var çocuğum. Tanrı misafiri sayılırsın. Bahar hadi kızım yavaş yavaş biz gidelim. Niye? Ne güzel oturuyoruz işte anne. Kızım kalk. Aa, kız doğru söylüyor, ne güzel oturuyorduk Nermin. Başan bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Buket, bırakayım mı ben seni geç olmana? Emin, bence birer çay daha içip öyle kalkarız. Ne oldu? Gerildin mi taş kafa? Gereceğim ben seni. Gereceğim o kıvırcık saçlarını. Burası işte. Herkes çayını kahvesini içtiğine göre hadi Buket ben seni bırakayım artık gel. Aa, oturuyorduk daha. Yani yine otururuz evladım. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Ben bakarım. Kim ki bu saatte? Şşş kıvırcık açma hemen dur. Kim bu saatte ya? Mehmet Bey. İyi akşamlar. Kemal'in evi burası mı? Evet burası. Baba. Kızım. Buket. Oh kızım benim. Kasattır sen neredesin? Hepimiz merak ettik senin telefonun da kapalı. Şarjım bitti baba ondandır. Yavrum ben sana 1000 defa söyledim. Bu telefon kapalı olmayacak. Haklısınız özür dilerim. Çok rahatsızlık verdik hadi biz gidelim hadi. Baba dayı 5 dakika otursak ha? Canım. İnsanlara zahmet vermeyelim. Aa, estağfurullah. Zahmet olur mu canım? Buyurun lütfen. Enişte ayıp olmasın. 5 dakika geçelim. Aa, lütfen ayakkabılarınızı çıkartmayın. Yarın temizlik yapacağım zaten. Olur mu öyle şey canım? Estağfurullah. Buyurun. Baba, Kemal benim için kavga etti biliyor musun? Kavga mı etti? Nedense hiç şaşırmadım. Evet, kendisi anlatsın. Önemli bir şey değil ya. Tanıştırayım annem. Memnun oldum. Ben de. Ne yapacağız şimdi Nermin söylesene. Bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum? Aldıracaksın tabii ki. Olmaz. Kıyamam. Bana güvenmiyorsun değil mi? Bak benden baba falan olmaz Nermin. Ben gencim daha. Hayallerim var. Ama biz birbirimizi seviyoruz. Ya sevmek bir işe yaramıyor ki bu dünyada. Evet yaptık bir hata ama aldıracaksın. Bak unutacağız. Hayır. İyi. Bir başını büyütürsün o zaman çocuğunu. Çocuğumuz. Bizim çocuğumuz. Ya ben baba olmak falan istemiyorum. Eğer doğrusan ilgilenmem. Daha birkaç ay öncesine kadar neler konuşuyorduk. Ne oldu da değişti böyle? Eğer seninle evlenirsem, baba olursam telli kabaktan asla çıkamam. Ben daha fazlasını hak ediyorum Nermin, daha fazlasını. Telli kabak bana dar gelir, anlıyor musun? Bu kadar mı ya? Bu kadar. Böyle olmasaydı keşke, kusura bakma. Cengiz! Cengiz! Ayakta kaldınız. Buyurun oturun lütfen.
Efendim Alev. Cengiz. Ne oldu? Buldunuz mu Buket'i? Buldum. Yanımda şimdi. Herhangi bir şey yok. Geliriz birazdan. Cengiz bak doğru söylüyorsun değil mi? Evet Alev. Geleceğiz dedim. Konuşuruz. Tamam. Ne yapalım enişte oturalım mı? Yok çok geç kaldık. Hem bizi beklerler. Geç mi kaldınız? Yani uzakta mı oturuyorsunuz ki? Florya'da. Oo, çok da uzakmış. Trafikte vardır değil mi şimdi? Kızım hadi. Ama babacığım sen daha hikayenin tamamını dinlemedin. Ya önce gelip benim çantamı çaldılar. Sonra tanımadığım iki adam sıkıştırdı beni. Arabanın anahtarını falan istediler de. Neyse ki Kemal vardı. Geldi kurtardı beni. Kızım sen ne diyorsun ya? Gel buraya gel. Of. Kızım. Canım benim. Bir şeyin yok değil mi? İyisin değil mi? Yok yok ben iyiyim ama Kemal olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Baksana onun da dudağı patladı zaten. Oğlum sen iyi misin? İyiyim iyiyim ben de sıkıntı yok. Kemal bu benim kartım al. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak ara beni. Eyvallah. Kızım hadi gidelim hadi. Kemal ben sana çok teşekkür ederim gerçekten. Size de öyle Hafize teyze. Rica ederim evladım estağfurullah. Çok çok sağ olun. Allah iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun geçireyim. İyi akşamlar. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kardeşim özellikle de sana. Çok teşekkürler. Buket'ten uzak dur yoksa karışmam. Bence de karışma şeklim uzunmasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne iyi misin? İyiyim kızım. İlacını getireyim mi? Hayır hayır iyiyim. Gelmeyin. Annelerine tatlısı buraya şube açmış dediler. Biz de geldik. Tatlı matlı değilim. Yılan dilliyim ben. Vallahi yılan dili arada durur. Soluklanır ya gülüm. Ha? Vallahi sende o da yok. Gelin gelin. Siz daha gelin üstüme. Ya anneciğim canını sıkma artık. Bak hem benim yarın sınavım var. Aklım sende kalır sonra. Fizik miydi o? Matematik anneciğim, matematik. Ne bileyim kızım işte bana hepsi zor. Hadi sen git yat. Tamam o zaman. Ya ben sizi baş başa bırakayım. İyi geceler. Sana da. Hala bana kızgın mısın? Valla kızsam da küssem de ne fayda? Hı? Huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Ama ne yapacaksın? Aldık bir kere. Çekeceğiz. Ama şey kim ya? Benim bir suçum yok ki. Buket'i kendileri şımartıyorlar. Sonra ben söyleyince ben suçlusu oluyorum. Halbuki söylüyorum söylüyorum ama dinleyen kim? Gülfidan. Gülfidan. Tamam sustum. Buyur anne. Sağ ol kızım. Ben işe gidiyorum. Tamam anneciğim hayırlı işler. Biz de kalkalım. Annemin de uykusu geldi zaten. Buket'e mesaj atmayı unutma. Merak eder sonra. Çift taban dalıyorsun yapma. İfadeni alırım sonra. Gidelim mi anne? Senin kızın ben geliyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Öpücük. Ne oldu Nermin'cim? Ne mi oldu? Ya Hafize abla. Hadi Buket'i içeri aldın. Sen niye Cengiz'i içeri davet ediyorsun? Ay öyle yaptım değil mi? Öyle yaptın. Konuşmadan önce bir kere düşün ya. Bir kere. Düşündüm kız. Düşünmez olur muyum? Vallahi düşündüm. Ama hiç aklıma gelmedi. Ne yani kapıda öyle dikilseler miydi? İçeri almasa mıydım? Dikilseydi Hafize abla. Cengiz'den bahsediyoruz. Herhangi birinden değil ki. Anne. Efendim kızım. Anne farenin sesini duydum sanki. Beraber inelim mi? İnelim kızım.
iyi geceler canlarım. İyi geceler. Hadi. Oo. Çok kızdı. Ay ne yaptım ayol? Adam dikesemedi öyle kapıda. Ne yapacaktık yani? Buyur ettik. Böyle sorumsuzluk olmaz. Hadi gittin abuk sabuk bir yere. Bari telefonunu aç. Ne yapacaksın? Vuracak mısın? Vur hadi. Buket. Yapmadığın şey mi canım? Patlat bir tane. Buket. Dayıcığım. Düzgün konuşan annenle. Bak senin iyiliğin için konuşuyor. Konuşmasın o zaman. Buket. Dayıcığım. Ayrıca ben sana o çocukla görüşmeyeceksin demedim mi? Hı? Niye benim sözümü dinlemiyorsun sen? Çünkü bence sen biraz abartıyorsun. Kemal kötü bir çocuk değil. Öyle değil mi baba? Bugün sen de gördün. Tanımadığım biri için iyi ya da kötü diyemem. İyi de ben tanıyorum ama. Ya bugün o olmasaydı başıma neler geliyordu biliyor musunuz? Bilmediğin yerlere gidersen başına her şey gelir. Kızım bak oradakiler bize benzemez tamam mı? Orada bir tane bile düzgün adam bulamazsın. Alev sözlerine dikkat et. Ben de oradan geliyorum. Ben de tam bunu kastediyorum zaten. Buket'in yanlış bir seçim yapmasını engellemeye çalışıyorum. Alev. Biz de buranın suyuyla büyümedik kızım. İnsan her yerde insan. İyisi de var, kötüsü de. Ayrıca insanlar arasında oradanmış, buradanmış diye ayrım yapmak bize yakışmaz. Öyle de. İşte. Neyse. Gelmiş geçmiş olsun. Biz çok korkuttuk kızım. Yapma bir daha böyle şeyler. Olur mu? Özür dilerim. Neyse ben aşağıya iniyorum. Cengiz. Bir ara yanıma uğra seninle bir şey konuşmam lazım. Olur baba. Baba. Konuşabilir miyiz? Sonra konuşuruz.